Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Miraç Risalesi, Miraç Risalesi. Oradan dördüncü esas, Miraç'ın sımeratı faydası nedir? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gitti, götürdü Allah. Yani o hangi zeminde oldu, o ayrı. Bize ne getirdi? Onun şahsi kemalatı, onunla alakalı. Biliyorsunuz şahsi kemalat, şahsın kendi zatına aittir. Ama bize ne getirmiş bu Miraç? Şahsi kemalatı kişinin bir konuşmasını, iki davranışını değiştiriyor. O da bize fayda veriyor. Şimdi Miraç'ın bir tanesini okuyacağım. Bir meyve. Tamam mı gençler? Bana ne getirmiş? Şöyle başlayayım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hakikate bakarsan başka da bir şey yok da. Peki bu Allah varlığını, mevcudatı yarattı. Yarattı. Tamam, bıraktı. Şimdi peygamber yoksa, Kur'an'da yok tabii, Allah'ın var olduğunu nasıl bilecektik? Kur'an ve peygamber olduğu halde Allah'ı zor kabul ediyoruz da, zor tanıyoruz da, beşer dünyası olarak söylüyorum. Ya Kur'an olmasa, peygamber olmasa, Allah ile hiç işimiz olmaz. Yani zaten varlığı yoktu. Ne diyor? Bizi var etti, varlığından haberdar etti. Allah nedir dünyamızda? Herkes düşünsün. Senin için Allah nedir? Elma değil, para değil, ekmek değil. Yani neye benziyor Allah, bizdeki Allah? Anneye benzemiyor. Değil mi? Herkesin halinde bir Allah var ya. Bak arkadaşlar, bu Allah'ı, varlığını bize haberdar eden peygamberin varlığıdır. Bize bu kadar iyilik etmiş. Ne kadar? Allah kadar. Bazen bir anahtar hazine kadar kıymetli olur. Eğer o peygamber olmasa Allah bizim dünyamızda olmayacaktı. Allah gibi bir ciddi bir hakikattan mahrum olacaktık. Allah. Ne anlıyorsa. Dünyamızda Allah var, bir derece rahatız. Dünyamızda, alemimizde Allah olmasa ne olur? En büyük, en basit şeyini söyleyeyim. En basit hemen. İnsanlığın en büyük problemi kabirdir. Ölümdür. Konuşuyorum ama risaleten konuşuyorum. İnsanlığın en büyük problemi şu kabir meselesidir. Bu kabir meselesi izah edilmedikçe insan oğluna huzur yoktur. Nereye dayanırsa dayansın, hep moralimizi bozuyor. Tansiyon, kalptir, kanserdir, ihtiyarlıktır. Ne bileyim, her şeyin sonu ölüm olduğu için, ölüm insanı endişelendiriyor. Hayatı, dünyayı, dünya hayatını zehir ediyor. Ölüm düşüncesi. Ancak onun karşılığında ve karşısında Allah'a ve ahirete imanı koyarsak, o zaman onun eziciliğinden, o nispetten kurtulursun. O nispetten kurtulursun. Gece 2.33'te ağrıyor. 2.33. Alo. Abi,
bu saatte aranmayacağını biliyorum. Tamam, söyle bakalım. Hayırdır? Ayırdın, 2.33. İlk önce baktım telefona, 2.33 yazıyor. Abi, ölüm korkusu sardı, yatamıyorum. Desin ki, o zaman beni de mi yatırmayacaksın? Sen yatamıyorsan ben de mi yatmayayım? Senin ecelin gelince bana gönderirsin. Dedim. Durdu. Ya. Şimdi arkadaşlar. Bir nefes aldı herhalde. Nefes aldı. Senin ecelin gelirse bana gönderirsin. Vay be. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gitmiş. Yani bunları din çözüyor kabiri. İki kelam ettim. Ölüm ya abi ya. Ölümün güzelliğini kabirin arka tarafını inan bana bir iki saat anlatayım. Ben ölesim geliyor diye intihar etmesem ben namerdim. O tarafı anlatsam. Zaten o tarafın güzelliği hakiki çıkmasın. Çıkınca o ahiretin güzelliği insanlar intihar eder. Ben çabuk geçeyim diye intihar ederler diye etmesinler diye Allah onu kefene gizlemiş. Çünkü hadiste ne geçiyor? Zindani dünyadan korktuğum bir yer burası. Zindani dünyadan nereye? Bostani cinana. Çıkartan bir vasıtaymış. Biz korkmamızın sebebi bilmediğimiz için. İnsan bilmediği yerden korkar. Ama ikisini de koysan böyle, vay be, he Yaşar. Şimdi gidecek olduğun yere. Allah diyor buna cehennem. Allah diyor yoka saadet asrı. Asıl saadet yokluğun adıdır. Ben saadet asrı şunu zannediyorum. Bir liyata, bir libata, her istediği olan, oysa, bir defa karnımın doyduğunu bilmem diyor. Her şey onun üzerine yaratılmış. Biz de bir defa karnımızın aç olduğu bilmeyiz pek. Şimdi bu din bak bize ne getirmiş. Miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap şu şeceri Tuğba-i manevi olan miracın yani manevi bir cennet ağacının çekirdeği olan Miracın 500'den fazla meyvelerinden nümune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. En az 500 tane, 500'den ziyade meyvesi varmış. Ama bunu hulasa etsin, öz olsun, bunu zaten dolduramaz. 5 tanesini zikredeceğim diyor. Ben bir tanesini okuyacağım. Birinci meyve, erkan-ı imaniyenin hakaikini gözüyle görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Peygamberimiz aşağıki birinci ders vardı. Birinci ders enfusi. Yeni başlayanlar için enfusi dersimiz 22 olacak galiba değil mi? Ondan sonra orada vardı. Şimdi Allah'ı görmek meselesi. Göz renk ve şekilleri görür. Kulak sesleri görür. Burun kokuları görür. Dil tatları görür. Dokunma cismi görür. Şöyle. Kaşıntıyı el görür. Göz görmez. Bak elim kaşınıyor. Hadi gör bakalım. Neresi kaşınıyor? El diyor ki. Peki. Kalp sevgiyi görür. Akıl eşyanın hakikatini görür. İlim. Sen anneniz dese ki, şu yemeğe bir baksana ya. Tadı tuzu kulakla olur mu? Dille olur mu? Parmakla olur mu? Peki, yemeğin tadını gözle olur mu? Neyle bakarsınız? Dille. Kör olası cehalet, her şeyi göze indirgendiğimiz için göze hamlediyoruz. Göz gördüğü şey vardır, görmediği şey yoktur. O zaman yemeğin tadı da yoktur. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gitmiş. En az 500 tane meyveyle dönmüş. Bize usta 5 tanesini anlatıyor. Bir tanesi şu. Gitmiş gelmiş bir.
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bu altı tane iman esasını gözüyle görmüş. Gelmiş. Bize o kapıyı açık bırakmış. Ve o kapıyı açık bıraktı. Bizim senin beraber olduğumuz avam, cahil, Allah'ı kafa gözüyle değil de kalp gözümüzde, kalbimizde bir göz var. Latife-i Rabbaniye. O Allah'ı görüyor. Peki, kulağın gördüğü sesi göz görebilir mi? He? Kulağın gördüğü sesi. Burun kokuyu görebilir mi? Göz göremez. Şimdi Latife-i Rabbani nasıl görür Allah biliyor musun? Namazdasınız veya derstesiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke ni'budu ve iyyâke nesta'in. Latife-i Rabbaniye, İyyâke ni'budu ve iyyâke nesta'in. Böyle okuduğu zaman kalbinde bir tatlı inşirah olur. Bir ferahlık olur. O, Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı gördüğüne delildir. Cesurdu değil mi Adem? Evet. Hiç böyle namazda, kitap okurken veya derste rahatlama olmuyor mu öyle? Oluyor. Hepimizde oluyor. Yani. Bu ne demek biliyor musun? Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor. Allah gözükür mü? Evet. Allah görünür mü? Tabii ki. E ben neyi görmüyorum? Kafa gözüyle istiyorsun. Yani biz işitiriz. Kulakla. Kulaksız da işitiriz. Gözsüz de görürüz. Ayaksız da yürürüz. Rüyada yapmıyor muyuz? Rüyada gördüklerimizi bu gözle mi görüyoruz? Oo, neler yapıyoruz? Rüyada işittiklerimizi bu kulakla mı işitiyoruz? Rüyada koşup dolaştığımız bu ayakla mı dolaşıyoruz? Bu vücutla mı? Yok. O bir hayal. Hayalse fatura çıkıyor. Terden su oluyorsun. Banyo yapıyor. Ondan sonra hakikatları görüyoruz. Ben mesela bu İlmi tespitlerin bir kısmını rüyada görüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahyin 1/40 uykuda gelmiş. Peki hayalsa söyleyeyim rüya. Rüyada köpek sizi kovalıyor. Kayalıklara kadar geldin, kaçtın kaçtın, tam ısıracaktın. At diyordun, uyandın. Terde solmuyor musun? Peki bu ceset mi dolaştı? Kaçtı? Yok. Bu köpeğin sesini bu kulakla mı duydun? Yok. Köpeği bu gözle mi gördün? Yok. Niye bu cesede fatura çıktı? Terden su oldun. He? Terden su oldun değil mi? Efendim abi? Latife-i Rabbaniye. Evet, ondan dolayı olabilir mi? Ha. Şimdi o Latife-i Rabbaniye daha yüksek. Bu bizdeki tahayyül, kafamızdaki ilk mertebe görüyor. Yukarı çıkayım. Bizim rüyada gördüğümüz bu. Tahayyül bu görüyor. Sonra düşüncelerin gördüğü. Sonra aklın gördüğü. Böyle gidiyor gidiyor 7 tane. Ondan sonra tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, irade, zihniz, Latife-i Rabbani. Böyle o görüyor. Bunları kullanarak Allah'a. Allah'ın gördüğünü ben size gösteriyorum. Allah'ı nasıl gördüğümüzü nasıl anlarız? Rahatlama, huzur. Allah hazır olduğuna göre huzur var. Tamam. İşte bu kadar niye anlattım? Peygamber aleyhissalatü vesselam onu görmüş gelmiş, Kur'an'a, amele, ibadetlerin içine yerleştirmiş, getirdiğini. Allah Resulü'nün sünnetini yaşayanın Latife-i Rabbaniyesi inkişaf eder. Latife-i Rabbaniyesi inkişaf edince o da Allah'ı görür. Böylelikle miracı başlar. Namaz müminin miracıdır. Biz Allah'ı görüyoruz ama kör olası cehalet göze indirgediğimiz için
Görmüyoruz diye Allah'a iftira ediyoruz. Allah gözükmez. Allah gözükür ama kafa gözüyle gözükmez. Kulakla işitilir, burunla koklanır, gözde renk ve şekiller gözükür. Cisimlerin varlığı dokunmayla olur. Akıl ile hak eşyanın içine girersin, demirin içine. Kalp neyi görür? Sevgiyi görür. Aşkı görür. Şefkati görür. Acımayı görür. Merhameti görür. Göz merhameti görür mü? Aşkı görür mü? Değil. Ha peki, her şeyin bir gözü vardır. Peygamberimiz Allah'ı gördü. Ahireti gördü. Melekleri gördü, geldi. Tamam da bize meyve getirdi. Meyve bu. Bizde nasıl olacak bu? Namazda bak. Müminin miracı namaz mı? Allah Resulü'nün miracı bizde namazda kulaksalandı. Peki peygamberimiz miraçta Allah'ı gördü mü? O zaman ben de namazda Allah'ı göreceğim. Değil mi Abdüsamet? Bak şimdi. Miraçta Allah'ı gördü mü? Gördü. Bizim o miraç hadisesi namaz mıdır? Namaz. O zaman bu namazda Allah olması lazım. Allah gözükmesi lazım. İşte Allah hazır olunca bizde huzur olur. Huzur. Şu anda namazda, dersteyiz. Huzurunuz var mı? O nispetle Allah'ı görüyorsunuz. Bak şimdi. Biraz önce tedirgin gidiyorduk. İşte büyükler işte işten geliyorlardı falan. Gitti geldi olmadı. Ondan sonra bugün birisine işte o mesela bir tane. O misal o bu gece 2:33. Oh, abi ölüm korkusu sardı abi. Abi ölüm korkusu yatamıyorum. Aynı böyle yapamıyorum da. Ondan sonra konuşunca Allah Allah dedi. Nedir o? Latife-i Rabbanesini oynattım. O zaman Allah ahireti gördü. Ahireti görünce sükunet bulur. Sekinet iner. Sekinet iner sükunet bulur. Sekine inerse sükun olur. Allah hazır olursa sende huzur olur. Ne yaptı? İzah edin bakalım. Rahatladı. Nedir? Ne yaptık? Kalbindeki latife-i Rabbani oynattık. Namazda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Böyle. Rahat huzur varsa Latife Rabbani çanak anteni çevirdi. Çanak anteni çevirdi. Emiyor. Şimdi gözünüzü açın, semaya bakın. Uyduyu görebilir misiniz? Kulağını götürün, ses duyar mısınız? Çanak anteni açarız. Televizyonda uydunun filmlerini, seslerini getirir. Çanak anteni açarız. Suudi Arabistan canlı yayın Mekke veriyor. Görür müyüz? Film televizyonda. Televizyona bakıyoruz. Ona çevir. Dur. Karıncalandı. Dur. Böyle yap. Tamam. Çanak antenin gördüğünü sen gözün görüyor mu? Yok. Hani görmediğimi inanmam. O zaman uydu yoktur. Uydu yok canım. Ne uydusu? Bu adam nereden getiriyor peki? Bu çanak anteni nereden getiriyor? Çanak anten Mekke'yi taşıyor bize. Ola bir alet çanak anten Mekke'yi önüme taşırsa benim kalbim Allah niye taşımasın ya? O çanak anteni ben yaptım. İnsanoğlu yapmış. Ha sen görmeyi göze indirgedin. O zaman uyduya bak. Arkadaşlar binlerce kilometredeki bir uyduda olan filmi çanak anten getirmiyor mu? Binlerce kilometre mesafedeki sesi çanak anten duymuyor mu? Senin kulağın duymuyor. Rüyada bu kulağı kullanmadık. Rüyada bu gözü kullanmadık. Bu ayağı kullanmadık ama başka göz kullandık. Başka kulak kullandık. Başka ayak kullandık. Ha namazda da oluyor. Derste de huzur oluyorsa Latife-i Rabbani'miz çalışıyor demektir. Çanak anten çalışmasa göremezsin. Niçin bu kadar izah ettim? Peygamberimiz Miraç'ta gitti, geldi. Bir, erkan-ı imaniyenin hakaikını
gözüyle görüp melaikeyi, cenneti, bir, melaikeyi, iki, cenneti, üç, ahireti, dört, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Tamam, benim de onun miracı benden nedir? Namaz. Namazda bu oluyor işte. Namazda da göstermeye çalıştım 10 dakika 15 dakikadan beri. O huzur o. Oh. Peki melaikeyi görüyor muyum şu anda? Şu anda sükuneti yok mu rahatlık? Cebrail'i görüyoruz. Melaike. Cebrail, Ceberut. Cebrail bizde ayan olmasa dimağımızda huzur olmaz. Dima. Melaikeyi gördük. Namazda da öyle. Oh. Fesubhanallah. Allah'ın eneğiyle. Getirmiş. Hatta beşine öyle bir hazine bu getirmiş. Yani Allah nedir? Allah alemimizde neyse Allah'a iman etmek bizde o kadar değerlidir. Allah neyse, Allah neyse Allah'a iman etmek o kadar odur. Tamam. İmanın içinde Allah var. İmanın içinde Allah var. Çünkü imanı esma ve sıfattan vermemiş. Zatının nurudur. Onun için imanın karşılığı haşa, haşa, haşa cennet değildir. Cennet, cennete girme sebebidir. İmanın karşılığı Allah'tır. Ya. Ne nimet ya Rabbi. İyi ki yarattın bizi. Varlığı yarattın. Beni yarattın. Varlığından haberdar ettin. Ya. İşte peygamberimiz bu miraç biter mi ya bunun lezzeti? Ne büyük nimet. Dedi ki ya Ömer, ya Ali, ya Osman, sizin yerinizi gördüm. Dedi ki, ben dedi cennette bir köşk gördüm. Ben sordum, hangi peygamberi? Dediler ki, bu Ömer'i. Ya, ben orada sevincinden ne olurdum? Kalp krizinden ölürüm. Hazreti Ömer sizce ne yapmıştır? Ne yaptı biliyor musun? Senin anladığını anlamadı. Başladı ağlamaya. Lan niye ağlıyorsun? Tamam işte garanti cennet. İnan ben ondan sonraki yan gelip yatarım. Bir donum bostan, yan gelip bostan. Osman, inan bir adım atmam. Garanti. Onun için bizimki gösterilmemiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Öyle anlamamış o. İmtihanım şiddetlendi demiş. Bu imtihan bakayım ne yapacak. Daha utanmış Allah'tan. Daha çok haya etmiş. Çünkü Allah haşirde veya şimdi dese ki Hasan sana bunu yaptım. Bunlar. Sen de bana böyle yaptın. Yakıştı mı sana? Hasan, bu sana yakıştı mı? Peki sana yakışmayan bir şeyi bana nasıl yakıştırdın? Dese ne deriz biliyor musun? Ya Rabbi, yeter ki bizi böyle vicdan azabıyla yakma. Yak bizi cehennemde de. Yeter ki böyle bize deme ya. Deme bize. Tamam ben bir şey demeyeceğim ama sana yakıştı mı? Peki, sana yakışmayana bana nasıl yakıştırdın dese biz ne deriz? Tamam. Bazen değil mi? Olan anne babamız keşke bir tokat vursa da böyle sessiz kalmasaydı bu benim hatama. Bazen hata yaparız gençler. Anne babamız şöyle bir bakar. Ne deriz biliyor musun? Yer açılsa yerin dibine girsen, iki tane tokat vursa da
ben de rahatlasam. Şöyle manalı bakarsa. Ya Allah bakarsa. Dehli Hoca ustadımızı 3 defa ziyaret etmiş. 21 defa hapiste yatmış. Giderken böyle bak, bak en son bakışım sanki. Böyle düz bakmadı da. İsterdim ki içini dökseydi. Bazen öyle vicdan azabı vurur ki olan bıçağı patlar, vursam da karpuz gibi çatlasa da boşalsa. Azaptan beterdir vicdan azabı. Mesela bir günah işlesek bir lezzet alırız. Ama dostlarımız onu duysa, görse o anda o lezzetin belki 1000 katı vicdan azabı çekeriz. Ya. İşte arkadaşlar Allah'ı gördüğünü bize getirdi. Göreceğimizi de söyledi ahirette ama dünyada da var diyor numunesi. Sureti yani. Her şeyin bir sureti var. Bir hakikati var, bir mahiyeti var. Tamam. Getirdi. Namazın içine koydu. Namazın içinde de herkes görüyor. Ama tanımlayamıyoruz. O ne olduğunu izah edemiyoruz. Bir isim takıyoruz. Fazilet. Huzur. Huzur hazırdandır. O Allah'ın esmasının, cilvesinin, cemalinin, nakşının, sanatının bizde taayyum ve teşahhus etmesidir. Şu anlar 9. sayfada anlatıyor. Allah namazda Allah ruhumuza taayyum ve teşahhus edince bizde ben mesela Allah razı olsun hocanız, abiniz Rahman okudu çok sevdiğim için. Bir Rahman okudu ki koca bir günüm yorgunluğum gitti. Beni bayıştırdı şimdi. Şöyle bir hale soktu ya şu anda. Er-Rahman'dan bir girdi. Oh. İnsana geliyor ki ama siz de varsınız tabii namazda. Ona kesmese ya. Böyle gitti ya. Ha? Namazın içine huzur koydu. Ben Allah'a hamdolsun namazdan huzur alıyor. Siz de alıyorsunuz. Sohbetlerinizi de alıyor. Şu anda ben aldım. Siz de huzur alıyorsunuz. Delilir nedir? Rahat. Bu rahatlığı isterseniz yarın Etsacı'ya söyleyin. Amca değil, dün akşam bir sohbetteydi. Çok huzurluydu. No, onunla öyle bir huzuru verecek. Daha bana bir kap versene. Ne der biliyor musun? Beni de götürsene oraya. İnsanlık şu huzurunuzu yakalamak için bu asırda inim inim inliyor. Huzur imanda, marifetullah'ta, muhabbetullah'ta. Ne kadar Allah'ı seversek o kadar huzurlu oluruz. Allah sizi ne kadar seviyor ki bunu anlattırıyor size. Şu anda anlattıran da o. Kalbinize de tesir eden o. Huzur veren de o. Beni de memnun eden de o. Hep o yapıyor. Şu anda o yapıyor. Şu anda Allah ne yapıyor? Bana huzur veriyor. Bana heyecan veriyor. Size de sükunet vermiş. Rahatlık vermiş. Huzur vermiş. Oh. Onu getirmiş ki şu kainat ki ne peki getirdi? Ne işe yaradı? Kainatı perişan ve fani, karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı Kutsi Mektubat-ı Samedaniye ve güzel ayni cemali eha o güzel ayni cemali zat-ı ehadiye vaziyetini alan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zişuru sevindirip mesul etmiş. Ben birinci meyveyi okuyamadım. Yarısını okudum. Bir daha şu okuduğum son cümleyi okuyup keseceğim. Birinci meyveyi okuyacağım dedim ama birinci meyvenin ikinci paragrafını okuyamıyorum. Zamanım, sizi sıkmak istemiyorum bu saatte. Sabahtan beri mektepte şurada. Bir de okudum şu cümleyi bir de okuyayım.
şu kainatı o getirdi ya, Allah'ı, ahireti gördü. Ey insanlar diye üzülmeyin. İnsanlığın en büyük meselesi şu kabirdir ya. O öteki aleme anne karnınızdan, anne karnından nasıl dünyaya doğdunuz? Ama anne karnında size sorsalar ki doğmak ister misin? Hayır. Çünkü dünyayı bilmiyoruz. Bildiğimiz yer anne karnı olduğu için kimse doğmak istemez. Onun için ağlıyor zaten çocuk. Korkusundan ağlıyor. Anne karnında çocuk ağlamıyor. Gayet rahat. Çünkü cennet nehirlerinden besleniyor. Böyle bir mezhep çıkmış ha. Böyle bir mezhep var. Anne karnı cennettir diyen var. Çünkü nehirler diyor. Tabii nehir diyor ama kordonla besleniyor diyor. Ekmek elden, su gölden, gölün içinde diyor. Dünyaya gelmek istemez. Niye? Bilmiyor ki dünya ama geldik vay be. Ha, ahirete de doğmak istemez. Çünkü ahireti bilmiyoruz. İşte şu kainatı, perişan kainatı, fani, karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkardı. Diyor ki bu gözüktüğü gibi değil diyor. Gördüğünüz gibi değil diyor. Çekirdeği yağmurda, çamurda, karanlıkta, toprağın altına atıyorsunuz ya diyor. Ama diyor o sonra aydınlık bir alemine çıkacak diyor. Merak etme diyor. Bunu çıkarıp onu bile getirdi iman nuruyla. O meyveyle, miraç meyvesiyle o kainatı, şu varlığı, yaşantımızı. Bak yaşlanıyoruz. Hasta oluyoruz. Değil mi? E bu kainatı nasıl yapmış? Bu vaziyeti değiştirmiş bunda. Vaziyet değişmiyor. Yaşlanıyorum. Ölüyorum ya. Geçtiğin arkasına takmış ihtiyarlık. Hayatın arkasına takmış ölümü. Baklavanın arkasına takmış tuvalet. O kadar heyecanla yediğimiz o güzel yemeğim tuvalette bak ne hale geliyor. Lan böyle dünya olur mu ya? Yiyeceksin, doymayacaksın kardeş. Gezeceksin, bıkmayacaksın. Ölmeyeceksin. Hayat bu. Tat duruyor ondan sonra mahvediyor bizi bu hayat. Ama Miraç'ta iman nuruyla, Miraç meyvesiyle bu dünya bu dünya değilmiş. Süre etmiş. Sonra bu dünya Kutsi Mektubat-ı Samedani'ymiş. Yani Allah'ın mesajıymış bu elma armut. Oku mektubudur. Elma mektuptur. Allah mektubudur. Okumak lazım. Elmayı sığırlar için yutmaktır. İnsanlar için yemektir. Ehli tefekkür için kitaptır. Ehli marifet için profesör, hocadır, alim gibidir. Allah'ı onunla tanıttırır. Allah tarif ediyor. Allah izah ediyor elma. Sonra güzel aynı cemali zatı ehadiye vaziyeti olan hakikatini göstermiş. Ha, Allah'ın zatındaki isimlerin Allah'ın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, niçin yarattığını tanımlayan, izah eden alametlermiş bunlar. Bu mevcut. Olan hakikatini göstermiş, kainatı ve bütün zişuru sevindirmiş, mesrur etmiş. Yani peygamberimizin gelmesiyle insanlar of be demiş, nefes almış. Niye? Bak, kabir değilmiş. Diyor bak, zahirde kabir nasıl gözüküyor? Kafire göre, imansıza göre sevdiklerimi ve beni her şeyi yok edip çürüten. Başka ne farklanabilir ki? İmansız kabre ne mana verir? Çukur. Çukur. Ejderha çukuru. Eceli ne anlar? Aslan. Ya. Ama iman ne yapıyor? O zahirde gözüken toprak tabakasını insanın nazarında kaldırıyor. Nurani baki alemlere pencereler açtırıyor. Ne mutlu ona muhatap olabilene. Ne mutlu Risale-i Nur'daki bu hakikatleri fark edip, farkındalığına gelip Furkan olabilene. Değil mi? Selam olsun bunları fark edenlere. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma salavat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا سلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينتحي لنسفا بالناسية ناسية كاذبة خاطية فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطيعوا واسجدوا واقتريب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة